Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar, ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar tarım craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi geldiğine göre arkadaşlar şu anda ekrana atmış olduğunuz yorumların resimleri geliyor. Çok güzel yorumlar atmışsınız. Hala da kanalımıza abone değilseniz şu an abone olabilirsiniz. Bu bölümde arkadaşlar tarlaya buğday ekeceğiz ve en sonunda bu evi satacağız. Üzüldüm ya. Başka yere taşınıyoruz arkadaşlar. Burası çok küçük gelmeye başladı bize. Şehrin diğer tarafına gideceğiz. Zaten o yüzden tekne aldım ben. Hemen buradaki buğdayların hepsini alayım. Son olarak arkadaşlar buğday ekeceğiz ve taşınacağız. Şurayı kapatalım. Yani bu ev bize küçük gelmeye başladı. Daha da güzel bir eve, daha da güzel bir tarlaya, daha da güzel bir bahçesi olan bir yere taşınacağız. Ve buralar çok küçük yollara sahip. Çünkü bu araçlarla arkadaşlar biz çok güzel bir şekilde seyahat edemiyoruz. Şimdi bu buğdayları atalım. Hepsi sanırsam 1, 2, 3 tarlayı falan dolduracak. Şöyle hemen bunu buraya bağlayalım. Evet. Dönebilir miyim? Dönebilir miyim? Suya düşme, suya düşme. Suya düşme. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Oyunun sesi çok fazla geliyor bana. Şöyle birazcık kısalım. Hadi devam edelim bakalım. Tarlayı ekeceğiz. Burada bir tane daha tekne var. Aha. Bu tekne kimin? Enteresan. Enteresan. Balon kafa yine tekneleri çalmış galiba. Bir dakika. O benim teknem. O benim teknem. Balon kafa kimden çaldı o kırmızı tekneyi? Ben de diyorum ki burada bir değişiklik var. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu kırmızı tekne kimin? Bir dakika. Bak zaten araba da çaldı. Bu çocuk var ya, kanun kaçağına dönüştü ya. Yemin ediyorum kanun kaçağına dönüştü ya. Yazık valla. Neyse bunları polis merkezine veririz. Şöyle hemen bu tarlayı ekelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şimdi şehrin belirli yerlerine tabelalar asacağız. Bu tabelalar arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Evin konumunu gösterecek ve evi neden sattığımı söylesin mi acaba? Yok ya, söylemesine gerek yok bence. Sadece evin konumunu göstersin. Evin önüne yazarız artık satılıktır diye. Zaten gelen kişi de anlar. Şimdi şöyle dönelim bakalım kaç tane tarla ekebiliriz. Evet 2,5 tane daha tarla ekebiliriz. Şöyle dönelim. Ekti mi? Neyse birkaç tane kaçırdık ama olsun. Bu buğdayları arkadaşlar ben diğer tarla için buraya ekiyorum. Bunlar yetişene kadar zaten evi satmış oluruz. Veyahut da birkaç defa daha böyle toplayıp ekebiliriz. Evet tarlayı ekme işimiz bitti. Hemen şöyle şuradan dönelim. Tamam arkadaşlar bu evi satmak için işe koyuluyoruz. Daha da güzel bir eve geçeceğiz. Şimdi sen şuradan çık bakalım. Şurada dur. Heh, bakalım benzinimiz var mı? Var. Tabela. Tabela almamışız. Hemen eve doğru gidelim. Hatta dur arabayla gideyim, ben niye yürüyorum ya? Şöyle dönelim. Hop. Yavaş yavaş vurma. Heh. Dön bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi hemen eve doğru gidelim. Şöyle arabayı bırakayım. Şehir merkezine bir de bu Dövücü Mahmut abi var ya. Buraya bırakmışım galiba. Ha, tamam burada. Dövücü Mahmut abinin oradaki şeylere asacağım. Tabi bunları da satmak istiyorum arkadaşlar. Elimizde kalıp bozulmasını bekleyemem. Şöyle şunları da alalım. Bakalım envanterde. Heh. Burası doldu. Bunu değiştir. Kendimize kıyafet bile alamadık. O kadar şey aldık. Vallahi arkadaşlar şu üzerimizdeki kıyafetlere baksanıza. Eskimiş püskümüş ya. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar burada her şey satıldı. Tamam mı? Etler satıldı. Bu meyveler kalsın, ben yiyeceğim. Meyve yani vitamin kaynağı olduğu için satmak istemiyorum arkadaşlar. Onları ben yiyorum. Bazenlere hasta oluyorum. Hasta olmayayım diye. Öyle şeyler yapabilirim. Bak yine vurdum ya arkadaşlar. Araba çok hızlı olduğu için böyle, tamam mı? Sağa sola çarpıyorum. O yüzden dikkatli sürmem lazım. Veyahut da daha da geniş yolları olan, daha da güzel bir şehre taşınmam lazım. Şimdi bu burada bir dakika. Oto Hamdi'nin oraya asalım. Zaten izin almıştık. Şuraya bir yere asalım. Satılık. Satılık. KELEPİR. Pir ev. Tarlası var. Tarlası var. Kıyı tarafında. Kıyı tarafında. Ucuz. Çok ucuz. Çok ucuza. Tamam. Şimdi evimizi yazdık buraya. Şimdi hemen diğer taraflara gidelim arkadaşlar. Yani bir süre sonra inşallah müşteri buluruz arkadaşlar. Yani birazcık sıkıntı oluyor. Baksanıza yolda inekler var. Bir gün birisine çarpacağım. Bir vuracak böyle. Şey... Suçlu ben olacağım sonra. Tamam. Şimdi öncelikle bu Dövücü Mahmut abinin oraya hep zenginler geliyor. Şöyle şuraya bir dakika. Aa tam yolun ortasına bırakayım. Yok yok. Bu, bence burayı bırakalım. Bir şey demez Mahmut abi. Şimdi ne yazalım buraya? Ucuza satılık çiftçi evi. Çiftçi. Aa yazamadım. Sığmadı. Şöyle çiftçi evi kıyı kenarı. Kenarı. Başka ne yazalım? Tarlası da mı var diyeyim? Tarlalı. Heh, tarlası. Tarlası var. Oh güzel, tamam. Mahmut abi sen söylersin bak, bizim evi biliyorsun ha, tamam mı? Neyse şimdi arkadaşlar, burada da beyaz eşyacı Yavuz abimiz var. Yavuz abinin oraya da bir tane asalım. Ne yazalım buraya? Satılık köy evi. Ucuz fiyata. Pazarlık payı var. Neydi? Bahçeli. Evet, buraya da yazdık. Şimdi neresi kaldı? Evet, çiftçilerin uğrak yeri olan market bölümü. İşte buradaki herkese ürün satan insanlar. Şimdi ben bunu öyle bir yere asmam lazım ki adam geldiği anda diyecek ki ev satıyorlar. Yani böyle diyecek. Bence bunu tam şuraya asayım. Evet, tam burada dursun. Satılık çiftçi evi. Evet. Tarlası var. Kaç dönüm ya bizim orası? Tarlası var. Kaç dönüm olabilir ki? Vallahi bilmiyorum. Neyse. Pazarlık payı vardır. Pazarlık payı var diyelim. Tamam mı? Var. Acil. Satılık. Heh. Evet. Bunu da böyle yazalım. Evet. İçimiz bitti arkadaşlar. Şuradaki envanterimizdeki şeyleri satacaktık. Neydi bunun ismi ya? Pancar mıydı? Neydi? Nereden satıyorduk bunu? Heh, buradan satabiliyoruz. Şimdi şöyle hemen bu parayı buraya bırakalım. Hangisiydi? Şuradakileri alalım. Tamam mı? Nerede? Burada. Şuradan satalım arkadaşlar. Ve yani son kez buğdayları satacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ev satılırken ben şöyle bir şey düşünüyorum. Tarla ekili dursun. Adam biraz daha böyle gözünü boyasın ya. Hani böyle tarlaya bak, üf, ürünlere bak desin. Yani bizim o tarlayı kesinlikle satmamız lazım. Evet, açık olarak söylüyorum. Artık yani burada duramıyoruz. Yani arabalarımız çok. Arabalar için ayrıyetten bir yer almam lazım. Ona hiç gerek yok. Çünkü daha da büyük bir yere taşınırsam bu arabaları istediğim yere bırakabilirim. Ve balon kafadan da birazcık uzaklaşmak istiyorum. Çünkü tarlayı mahvetti arkadaşlar. Geldiği ilk gün tarlada zıplar mı bir insan ya? Geldi tarlanın ortasında zıpladı ya. Neyse şunları da satalım bir. Hop. Hop. Evet, bu arada siz de satın almak istiyorsanız evi söyleyebilirsiniz. 100.000 elmasa satıyorum. Şaka şaka, o kadar pahalıya satmıyorum ama yani birazcık pahalı olacak. Arabaları satmayacağım bu arada, haberiniz olsun. Sadece ev, arsa ve arkadaşlar bu inekleri falan satabilirim. Büyük başları. Umarım yani satın alacak adam böyle huysuz biri olmaz. Beğenir, direkt satın alır, beni uğraştırmaz ya. Burada var mıydı? Burada da vardı. Bunları da alalım. Var mı bunda bir şey? Yok. Bunda var mı? Yok. Bunda var mı? Yok. Şu çantamın içine de bakacağım. Sırt çantamın. Bunda da yok. Hop, şurayı bırak. Evet, bunun içinde de bir şey yok. Tamam. Şimdi şuradaki hemen demirlerimizi çevirelim. Sonra da evimize gidelim arkadaşlar. Aa, çeviremiyordum. Neyse, tamam. Evet. Buraya asacak mıydım ya? Neyse, buraya da bir dönüşte falan şey yaparım. Bir daha gelmemde asarım. Şehrin her tarafına arkadaşlar neredeyse bu tabelalardan evimizin satılık olduğunu yazdık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Bir sonraki bölümlerde eve talipler yağacak, kesin inanıyorum. Çok güzel bir ev çünkü. Şehirdeki en büyük ev, yani köydeki, bu köydeki en büyük ev ama yani bana göre küçük kaldığı için birazcık daha geniş bir yere taşınma amacıyla burayı satacağız. Şimdi hemen eve doğru gidelim. Canavar falan yok değil mi? Tamam, güzel. Tarladaki şeyler büyüdü mü? Ya büyümemiş. Dur. Evin içine arabayla giriyordum ya. Bir tane daha tabela yapabilir miyim ya? Evin önüne asayım. Şöyle bir saniye. Odun var mı? Aa, 2 tane varmış. Tabela. Şimdi arkadaşlar evin önüne de asacağım. Tam buraya bak. Tam şu evin girişindeki yere. Arkadaşlar buraya satılık çiftçi evi. Evi. Direkt yazalım ya. Adam zaten neyi sattığımı görür arkadaşlar. Arsayı falan da satıyorum. Falan filan. Hatta bunların hepsini ayrı ayrı mı satsaydım ya? Daha çok para ederdi ama. Neyse, tamam, hepsini bir anda satalım. Uğraşılmaz arkadaşlar yani. Hepsi için ayrı fiyat falan vereceğim. Benim kafam kaldırmaz. Ve bu tekneyi ben şöyle hemen uzağa bir yere çekeceğim. Ana, bunun benzinini de bitirmiş ya. Ya bari getiriyorum benzinini bitirme ya. Neyse tamam, şu kendi teknemi alacağım. Kendi teknemi şöyle bir dolaştırayım. Zaten buradan oraya gidemeyiz değil mi? Evet, şuradan bir yol olsaydı daha da kısa olurdu da. İnşallah bunun benzinini bitirmemişindir. Tamam, bitirmemiş, güzel. Evet arkadaşlar, gece vakti de şöyle bir köyde son bir kez turlayalım. Oo. Oo, ne kadar güzel gözüküyor. Aslında var ya, ne yapayım biliyor musunuz? Yani eve bakmaya gelenleri böyle tekneyle dolaştırayım, daha da güzel olur. Ya papağanın ne işi var burada ya? Vallahi bir gün var ya, birisini ezeceğim ya. Neyse dur. Ha, suya çıkıyordum. Ay, suya çıkıyordum ne? Tarlaya konuşamadım. Suya değil. Aa, dur. Heh. Karaya çıkıyordum az daha ya. Konuşamadım, sudayım ya. Suya çıkıyorum ne? Evet, buradaki tahtaları hala almamışlar. Şöyle dönelim. Allah, kafamı sıkıştırdım oraya ya. Evet arkadaşlar, galiba sanırsam şuradan dönecektik. Değil mi? Bir dakika. Kendi evimde kayboldum ya. Şuradan mı dönüyorduk? Aynen, tamam, bu ileriden döneceğiz. Şöyle. Evet. Kendi evimizin oraya geldik. Hemen teknemizi şöyle bırakalım. Tekne de var ya, 2 tur döndük, 2 litre benzin yaktı ya. Allah, suya düştüm. Dur, ıslandım ya. Neyse arkadaşlar, bu bölüm yani evimizi satılığa çıkarttık. Umarım yani güzel bir paraya satarız bu evi. Dediğim gibi üzülmeyin arkadaşlar, daha da büyük bir eve sahip olacağız. Umarım da yani güzel bir fiyata satarız. Satın alacak kişi cimri olmaz yani arkadaşlar. Yani cimri olursa para vermez, para vermezse biz zarar ederiz. Yani şuradaki görmüş olduğunuz hayvanlar bile çok fazla para edecektir. Tabii şu mushroom ineğini aldık ama hiç böyle bundan para kazanamadık. Bence bu mushroom ineğini satmayayım. Nasıl fikir? Böyle şehire taşınırsam şehirdeki insanlara çorba yapıp satarım ya. Şimdi arı daha görevini bitirmemiş. Neyse tamam, bunları ellemiyorum. Yarın sabah alırım bunları. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Şu anda ekrana 2 tane video çıktı. O 2 tane videodan istediğinize tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki Tarım Craft videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Aha, yumurtladı. Yumurtladı. Yumurtan nerede? Ver bunu ver. Ver bunu ver. Ver bunu ver. Hadi bakalım, hadi bakalım. Oo. Ha. Oo, çok ileri attım be. O kadar ileri beni atsam ben de çıkmazdım yumurtana. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.